Kalamış'taki Fenerbahçe Doğuş Yelken Kulübü'ndeyiz ve olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden ilk kadın yelkencimiz Çağla Dönertaş'layız. Merhaba Çağla. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çağla'nın hikayesini öğreneceğiz. Çağla, seni bir tanıyalım önce. Ben 27 yaşındayım. 14 yıldır yelken yapıyorum. Yeni okulumu bitirdim sayılır. Hani bu yelkenle uğraşırken tabii bir 8 yıldır da okuyordum ve anca okulu da bitirdim. Nereyi bitirdin? Okan Üniversitesi mimarlık bölümünü bitirdim. Mimarlık yapıyor musun peki? Yani daha yeni bitirdim aslında. Bu dönem bitirdim. Yapmayı düşünüyor musun? Yapmayı düşünüyorum. Yani çok sevdiğim bir meslek aslında gerçekten. Ama şu anda hani zamanım yok. Zaten hedefler hep Tokyo üzerine olduğu için. Belki Tokyo'dan sonra bir şeyler düşünebilirim. Sen deniz çocuğusun aslında, değil mi? Evet, sayılır. Ailen Marmaris'te yaşıyor. Evet, ailem Marmaris'te. Ben 3 yaşındayken ailem Marmaris'e taşınmış. Ve hani 24-25 yıldır oradalar. Babam deniz işleriyle uğraşıyor aslında. Ve hani ben ilk yelkene başladığım zaman da, hani daha doğrusu yelkene başlamadan önce ben çok hani spor yapan bir çocuktum. Ve hani o çocukluğumdan beri yapmış olduğum spor, babam da çok böyle üzerime düşerdi. Hani bütün hangi sporu istiyorsa onu yapsın falan diye. Peki yelkene ne zaman başladın ilk? Yelkene 2004'te başladım, yaz ayında. Ya aslında bu yelkene başlama yaşı olarak biraz geç bir yaş. Kaç yani yaşında başladın? Normalde ben 14 yaşındaydım. Yani normalde 7-8 yaşında başlanıyor. Daha doğrusu şöyle bir hikaye var. Beni 7 yaşındayken babam götürüyor yelkene. Deniz, hani denizle iç içe olayım falan diye. Ya ve ben orada bir şeyler oluyor. Çok yaramazlık yapıyorum ve beni denize çıkarmıyorlar. Ben herkese küsüyorum falan. Ben diyorum yelkene gitmeyeceğim bir daha falan. Beni o şekilde alıyorlar yelkenden. Ve sonra ben başka sporlarla devam ediyorum. Ama her zaman sporun içindeyim. Daha sonra 14 yaşında artık Marmaris'te bütün sporlar bitince dedim ki ben en iyisi yelken yapayım. Bir de çok hareketli bir çocuktum. Anneme de öyle söyleyince tamam yaz sen git istediğini yap bütün gün denizde hani evde olma yeter modunda. Öyle ben bir yelkene başladım. Çok çabuk kavradım ve hemen beni yarış takımına aldılar derken ben bir anda böyle kendimi bu maceranın içinde buldum. İlk başarını ne zaman kazandın? Yelkene başladıktan 3 ay sonra, yani kendi çapımda olan bir başarıydı. Ama tabii ki de o başarı hani benim için unutamadığım şey. Çünkü o başarı diğerlerinin devamını getirdi aslında. Denize çıktığında neler hissediyorsun? Yani deniz hani çok çok farklı bir şey. Ben denize çıktığım zamanlar her şeyi unutuyordum. Yani bütün dünya benim arkamda kalıyordu. Ne sınav stresi, ne okul. Peki yelken sporunun en zor yanı neresi? En zor yanı doğayla mücadele büyük ihtimal. Çünkü yani doğayla mücadele etmek başlı başına bir iş aslında. Hani bunun yazı var, kışı var. Özellikle kışları. Hani çok soğuk günlerde denize çıkıyoruz, yarışlarımız oluyor. Ve fırtınalar oluyor, çok esen rüzgarlar oluyor. Yani bunların hepsiyle tek başımıza mücadele etmek zorundayız. Ve bu çok yıpratan bir şey, çok yoran bir şey. Senin bir gözün hep meteorolojide galiba, değil mi? Mecburen. Mecburen, evet. Yani her zaman bugün rüzgar nasıl? Çünkü zaten hani antrenmanlarımızı ona göre planlıyoruz. Hani bugünün antrenmanına göre, rüzgarına göre öteki antrenmanımızı planlıyoruz. Mecburen tabii ki de her zaman gözümüz denizde, rüzgarda, her yerde. Rüzgarın şimdi azı da
çok tercih edilir değil. Çoğu da galiba değil mi? Böyle orta karar rüzgar mı sizin sevdiğiniz rüzgar? Yani aslında şöyle, bizim Türk yelkenciler olarak her zaman orta rüzgarlar en çok sevilir. Çünkü hani biz böyle hafif havalarda, çok hafif hava, denize çıkmamıza gerek yok deyip çıkmazdık. Çok estiği zaman çok esiyor, yine çıkmazdık. Ama hani gördük ki aslında öyle değil. Yani en ekstrem havalarda bile denize çıkıp antrenman yapmamız gerekiyor. Ve yarışlarda da aynı şekilde. Hiçbir zaman hani bilemiyorsunuz ne oluyor. En hafif rüzgarda nasıl yol almayı beceriyorsun? En hafif rüzgarın, yani tabii teknik özellikleri var. Rüzgarı izliyoruz, hani rüzgarı görmemiz gerekiyor. Bu rüzgarın işte karalık, denizdeki karalıklar rüzgarın geldiği tarafı gösteriyor ya da rüzgarın nerede olduğu, onları izlememiz gerekiyor. Ve onun için de çok konsantrasyon, hani sürekli gözümüzün açık olması gerekiyor. Sen böyle özellikler var. Havanın ve denizin dilini çok iyi biliyorsun. Evet, yani çok çok iyi biliyor muyum? Kendi çapımda evet biliyorum. Peki hiç böyle sakin, yani orta karar bir rüzgarda çıkıp açıkta fırtınaya yakalandığın oldu mu? Yani hafif havada denize çıkıp fırtınaya yakalandığımız oldu. Ama yanımızda birileri oluyor genel olarak. Ya da eğer öyle bir olasılık varsa bakıyoruz her zaman. Hani denize tek başımıza çıkmıyoruz. Peki hiç battın mı? Tabii tabii. Yani bizde batmak çok normal bir şey zaten. Batıyoruz, hemen 2 saniye sürüyor. Tekrar çevirip devam ediyoruz. Oluyor öyle şeyler ama çok tehlikeli bir şey yaşamadım. Gelelim olimpiyatlara. Sen olimpiyatlarda ülkemizi temsil eden ilk kadın yelkencisin. Evet. Değil mi? Evet. 2012'de Londra'ya gittin. Evet. Nasıldı Londra olimpiyatları? Olimpiyata katılmak nasıl bir duyguydu? Orada neler yaşadın? 21 yaşındaydım gittiğimde. Hani tabii ki de elimden gelenin en iyisini yaptım ama çok hani genç olduğum için 29. sırada bitirdim. Ama yine de çok güzel bir tecrübeydi. Zaten her zaman söylüyorduk, bu tecrübe olacak. 2016 ve 2020 olimpiyatlarında daha farklı, hani onlara hazırlık için aslında 2012 olimpiyatlarıydı bizim için. Sonra 2016'ya da katıldın. Sonra 2016'ya da, evet. Rio olimpiyatlarında da temsil ettin Türkiye'yi. Orası, evet. Nasıl geçti? Yani Rio olimpiyatları bizim için artık hani böyle derece alabiliriz, ilk ona girebiliriz dediğimiz bir yarıştı. O yüzden tabii ki de ikisi çok farklıydı. Hani stres olarak, konsantrasyon olarak her şey daha farklı gelişti. Sonra yani tabii ki de durumlar değişiyor, hani destekler değişiyor. Yani o dönem mesela 2012'den sonra bırakmayı düşünüyordum. Ama o dönem Selma Rodopman, şu anda bizim kulüp şubemizin kaptanı, bana 2016 olimpiyatlarına hazırlanmam için destek olmaya, sponsor olmaya karar verdiler eşiyle birlikte. Ve hani o şekilde ben o olimpiyata hazırlandım 2016'ya da. Açıkçası gayet iyi bir başarı elde ettim. Ya ilk 10'a girmekti hedefimiz. İlk 10'u böyle 3-4 puanla falan kaçırdım. Ki hani bu çok çok iyi bir başarı aslında baktığımız zaman. Çünkü 29.luktan hani 15.liğe atlamak ve hala daha yaşımın genç olması. Yelken Şube sorumlususunuz ve kadın sporculara özellikle önem verdiğinizi biliyorum. Ben ilk Yelken Şubesi kadın olan kaptanım. Çağla uluslararası alanda Türkiye'nin ilk radyal sporcusu olimpiyatlara da katılmış. Bu sene biz ayrıca önümüzdeki Tokyo olimpiyatları için 2 tane daha kadın sporcu yetiştiriyoruz. Onlar da kotayı alırlarsa Türkiye'nin ilk 470 kadın sporcuları olacaklar. Bu bağlamda performans
performans bölümümüzde 5 antrenörün 2 tanesi kadın. Sporcularımızın %45'i kadın. Bu genele baktığınızda Türkiye genelinde yelken kulüplerinde sadece bir ilk diyebiliriz. Bu bizi gururlandırıyor bu anlamda. Çağla Döner Taş nasıl bir sporcu? Siz ona bireysel olarak da katkıda bulunmuş bir isimsiniz. Evet. Çağla'yı 2010 yılından beri önce kafile lideri, daha sonra sponsoru ve en sonda şu anda bulunduğum şube sorumlusu göreviyle tanıyorum. Onu farklı rollerde ve değişik şekillerde çalıştık. Kendisinin içindeki bu yelken tutkusu, inancı, azmi ile bizi her zaman yaptığımız kulüp olarak, sponsor olarak verdiğimiz destekte gururlandırmış biri. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları için kulüpçe hedefimizi daha da yukarı koyduk ve Türkiye'nin yelkende ilk madalyasını hedefliyoruz. Londra'da ilk kez deneyimledin. O Rio'da daha iyi bir derece getirmeni sağladı. Evet. Şimdi hedef 2020 Tokyo Olimpiyatları. Evet. 2020 Tokyo Olimpiyatları, ona işte tam gaz hazırlanıyoruz. Nasıl hazırlanıyorsun? Mesela her gün denize çıkıyor musun? Zaten bizim hani ilk önceliğimiz denize çıkıp antrenman yapmak. Onun dışında da dediğim gibi rüzgara bakıyoruz. Rüzgarın şartlarına göre ya denize çıkıyoruz, eğer rüzgar olmazsa direkt kara antrenmanımız devam ediyor. Vücudun hangi bölümünün çok güçlü olması gerekiyor yelken yapmak için? Bacak kısım ve kor bölgesi, karın bölgesi. Ve yani dayanıklılık asıl bizim için çok önemli. Çünkü bizim bir yarışımız bir saat sürüyor ve denizin üstündeyiz. İki yarış, bazen günde üç yarış yapabiliyoruz. 6 saati denizde geçirebiliyoruz. Yani aslında her şeyin bir arada birleştiği bir spor bu. Yani konsantrasyon, taktiksel açıdan çok önemli şeyler, noktalar var. Fiziksel açıdan göstermemiz gereken bir performans hemen var. Hemen hemen bütün spor dallarında. Aslında evet. Peki hiç unutamadığın anıların neler? Ya böyle çok sert rüzgarda, en sonki yarışımızda o kadar büyük dalgalar vardı ki açık denizdeydik. Nerede? Ya böyle Palma'da, Mallorca adasındaydık. Çok böyle bir dalgaya bindim ve o kadar hızlı gittim ki ve tabii yarışta böyle batma riskimiz falan da oluyor. Ve çok sert rüzgarda, hayır işte batacağım falan derken böyle nefesim hani kesildi. Ne oluyor ya, çok bayağı yüksek bir dalgaya binmiştim çünkü. Hani böyle, ya bu mesela hani çok yeni olduğu için şu anda aklıma o geldi. Hiç pes etmeyi, vazgeçmeyi düşündün mü? Yani zaman zaman tabii ki de düşünülüyor. Çünkü gerçekten artık diyoruz ki çok yorulduk. Hani yani insan çok yıpranıyor bu süreçlerde. Çünkü yelken çok fazla ön planda bir spor değildi açıkçası. Şu son dönemlerde çok gelişti. İlgisizlik mi sana bırakmayı düşündün? Evet, yani bir dönem böyleydi. Böyle problemlerimiz var. Yani istediğimiz şey gerçekten bu sporun hakkını vererek yapmak, devam etmek.
Ama bunun için şartlar sağlanamıyordu bir türlü. Babamlar tabii bu dönemlerde bana hep destek oldular. Hani hep gidiyordum ya baba diyordum, olmuyor yani yapamıyorum. Çünkü mümkün değil bu şekilde yapmam. Hani bırakayım okuluma devam edeyim, en azından bir geleceğim olsun. Çünkü yelken yapacağım, ne olacak sonra diye tabii ki de soru işaretlerimiz oluyordu kafamızda vesaire. Peki ne oldu da devam etmeye karar verdin? Yani babam tabii o dönemlerde hep çok, yani babam dediğim ailem arkamda dur. Yani işte bu kadar emek verdin, hani en azından bir şunu bitir, bari şunu bitir falan diye diye sürekli böyle beni iteklediler. Yani ben Fenerbahçe'ye 2008 yılında geldim ve biz Marmaris'te yaşıyorduk. Ben lise 2'de okuyorum. Yani dedim ki hani böyle böyle bir durum var, Fenerbahçe'ye istiyorlar, gidelim. Yani babam tamam dedi, yani olur. Evi, ailem, hani annem buraya benimle beraber taşındı. Babam orada tek başına yaşadı 3-4 yıl. Yani böyle çok gerçekten önemli noktalarda fedakarlıklar yaptılar. Ama sonuçta değmiş değil mi? Değdi. Ama değmeye de bilirdi. Hani onu o zaman öngöremiyoruz. Çünkü etrafımızdaki herkes diyor ki, o zaman tabii spor ya 8-10 yıl öncesinde sporun hiçbir önemi yoktu. Hani herkes diyor ki işte spor yapıp ne yapacaksın? Hiçbir geleceği yok. Okulunu oku sen, üniversitene bak. Ve hani ama babam hayır, işte yapsın sporunu, seviyor. Bir de tabii ki de ben hani çok seviyordum yelkeni. Ya yani bu tutkuyla yaptığım bir şey. Hani başarsam çok mutlu oluyorum, başarısız olsam çok üzülüyorum. Hani şöyle bir şey var hatta, bir gün yarıştayız, aradım babamı, o kadar kötü geçti ki yarışım, ağlıyorum. Ben bırakıyorum bu sporu, yapamayacağım. Olmuyor işte, yapamıyorum, çok başarısız falan. Ben böyle, tamam bırak, bırak o zaman, bırak hadi ben yapayım. Yani tamam bırakmayı da bilirim. Yani sürekli böyle git geller, git geller. Ama hep yani onlar oradaydı. Kadın sporcu olmak nasıl bir duygu Türkiye'de? Her şeyi biz de yapabiliriz. Ben buna inanıyorum. Ya gerçekten sonuçta herkes insan. Erkek de bir insan, kadın da bir insan. Onların gücü neye yetiyorsa bizim de gücümüz ona yetebilir ki. Bence biz çok daha mücadele, yani kadın olarak çok daha mücadeleci bir ruha sahip. Kadından denizci olmaz artık tabii çok 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 eskilerde kaldı. Ya da işte kadın denizde uğursuzluk getirir. Evet, evet, değil mi? Öyle bir şey var değil mi? Yok yani ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Kadından çok da güzel denizci olur. Olmuş zaten. Oluyor da. Oluyor da. Yani dediğim gibi çok güçlüyüz biz. O kadar güçsüz değiliz. Yani her şeyi yapabiliyoruz bence. Bu sporu yaparken yaşadığın en büyük mutluluk neydi? Ya bu işte birkaç tane var tabii ki. Ama şöyle özetlemek istersem eğer, hani bir şeylerin hedefini, hayalini kurduğumda, onlara ulaştığım zaman, hani her zaman onlar benim için çok önemli. Verdiğim emeklerin karşılığını aldığım zamanki yaşadığım mutlulukların hepsi çok özel. Çağla'cığım şu yelkenciliği bana birazcık öğret, belki ben de bir gün kullanırım. Tabii. Şimdi önce karada hazırlıyoruz. Evet. Nasıl hazırlıyoruz? Şimdi bu bizim yelkenimiz. Bunu önce direğe geçirip basıyoruz. Tamam.